Star Wars Battlefront 3'ün 3'ü pardon. Star Wars Battlefront 2'nin 3. bölümünden tam tersi. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Az önce ne yaptık? Bilerek orada konuşmadım çünkü orada ekranda ne ekmezse ben bir şekilde kasıyorum. Ne ayarı yaparsam yapayım kasıyorum. O yüzden orada konuşmadım. Size de göstermek için söyleyeyim dedim. Arkadaşlar o kısım şimdi ben 1. ve 2. bölümü biliyorsunuz çektik, paylaştık. Güzel, hoş ama bazen bazı arkadaşlarımızın gözünü yormuş. Yani motion blur dediğimiz bir efekt var. Döndüğümüz zaman ekran silikleşiyor ki ortadaki kısma odaklanabilin. Tabii ki bu FPS türü oyunlarda her zaman güzel olmuyor. Bunun sebebi ise her yerden gelen düşmanlar oluyor ve bu düşmanlara odaklanmamız daha zor bir hale gelebiliyor. Sonuçta FPS oyunları akıcı ve hızlı oyunlardır ve dolayısıyla birden fazla yere odaklanmanız gerekir. Siz hiç Valorant'ta ne bileyim CSGO'da ya da herhangi bir FPS oyununda işte PUBG olur şey olur döndüğünüz zaman ekran bulanıklaştığını gördünüz mü? Hayır. Bu da aslında tamam hikayeli bir oyun ama FPS mantığına dayalı. Sonuçta çok fazla düşmanlarla karşılaşıyoruz. Her yerden geldikleri falan oluyor. Bir ikinci bölümde ve birinci bölümde zaten biz bunu gördük. Dolayısıyla arkadaşlar biz motion blur efektlerini kapatıyoruz. Bir de öyle deneyelim. Bu bölümde öyle deneyelim. Zaten benim de gözümü çok yoruyor ve kasmaya sebebiyet veriyor. Aynı zamanda bir de ses kısmı vardı. Ses birazcık kısık geliyormuş. Onu bir tık arttırdım. Motion blur siz de aynı şekilde oynarken sıkıntı yaratırsa sizde de arkadaşlar ayarlarda ekran kısmında motion blur efekt var. Onu sıfıra çekin ya da 125'e falan ayarlayın. Yükleme ekranlarımız bildiğiniz gibi uzun sürüyor. Bu yüzden yükleme ekranı bittikten sonra keseceğim arkadaşlar. Oyuna oradan başlayacağız. Arkadaşlar oyunumuz sonunda başladı. O sıra sıkıldım. Ben de telefondan YouTube'dan bir şeyler izliyordum. Şu çayımı şöyle alayım. Ben bunu kesin dökerim. Zaten son günlerde 3-5 tane bardak çay döküyorum. Ne hikmetse bunu da dökerim. Şu notlarımı da şöyle alayım. Artık not tutuyorum. O kadar çok video çekiyoruz ki. Çekiyoruz ama kanala gelmiyor tabii. Sorunlar çıkabiliyor bazen. Arkadaşlar Luke Skywalker olarak oynayacağız ve bir Jedi'yi kullanacağız. Bir şey olmayacak Arthur. Sen burada kal. Şimdi Q neymiş? Q itme. E ne? O E bir şey. Biz hepsini kullandık bu arada. F de özel saldırı. İmparatorluk bize arayacaktır. Neden buraya çağrıldığımı öğreneceğim falan. Neyse. O burada güzel bir silah şey var. FPS droplarda olmasa ulaş diyor. Tamam. Moruk niye takılıyorsun sen ya? Sen çok takılıyorsun biliyor musun? Gidiyorum artık. Tamam gidiyoruz. Gidiyoruz ya gitmiyoruz değil. Niye takılıyor bu? Oğlum şu Türkçe ama çok farkı var ya. Türkçe yamadan dolayı kasıyor olabilir mi? Ekran. Evet. Bir miktar düşürdük. Çok da bir şey fark etmedi bu arada. Hala harika. Şimdi biz nereden gidiyoruz ki? Şuradan aşağı atlasam ne olur? Bunlar kime artist bana mı yapıyorlar? Oğlum onlar klon değil mi? Aa sağa basarsan şey yapıyor. İnerim abi aşağı ne var? Tek'e gidiyorlar yazık. Ha, sağ tuşa basarsan blok yapıyor. Anladım. Bu kadar mıydınız kardeş? Kardeş bu kadar mıydınız kardeş? Neyse. Koşalım bakalım. Oho Jedi oynamak çok iyiymiş. Bu arada grafikleri ortaya aldım takıma kesildi. Hey. Şu E'yi deneyeceğim. Bam. Oğlum çok iyi değil mi? Çok eğleniyorum şu an ya. Hey bebeğim. Hayatım boyunca hep böyle bir oyunlar oynamak istedim. Nereden geliyor? Hey. Oğlum Jedi'ların işi iyiymiş ya.
Hoppa, işte bu. Görünüşe göre imparatorluk bir şey arıyor. Biz kendi şeyimize, halkımıza karşı mı savaş? Orada biri geliyor. Dalacağım mı? Oo, bayağı gelinler var. Anladım. O zaman şöyle yaparsak direkt şey de yapıyoruz. Çok yemiyor muyuz? Of of of. Tamam. Canın ne zaman dolacağını da gösteriyor. O iyi. Motion Blur'u kapattık ya, ben size dedim mi? Bu arada Deepplay'i yükselteceğim. Jedi'da Deepplay'in çok bir önemi yok. Motion Blur'u kapattık ya, size samimi söylüyorum. Çok eğleniyorum, çok yorulmuyorum. Ya çok iyiymiş ya. Ben bunu bir daha çekeceğim bu arada arkadaşlar. Tek videoda gerekirse. Baksana baksana, dönerken ne kadar güzel dönüyor ya. Oğlum inşallah yayında kasmıyordur ya. Evet arkadaşlar, geldim. Orada bir kesinti yapmak zorunda kaldık. Bunun sebebi arkadaşlar, oyun bende kasmıyor ama ufak takılmalar olmuş, onlara baktım. Bir de çok fazla grafik istiyor bu sahne. Ona bir baktım. Ben de bu arada RTX 2060 ekran kartı var arkadaşlar. Yani i7 10. nesil işlemci de var. Kolay kolay kasmaması gerekir. İşte bu OBS'te bir sorun var. Maalesef çalışmıyor arkadaşlar bazen. Bazen işte uyumluluğu yok. Yani herkes uyumlu diyebilir ama AMD'ye kıyasla evet. AMD'ye kıyasla evet de. Bu arada alt tuşuna basınca atak yapıyormuş, şimdi fark ettim. İyi, onu öğrenmiş olduk. Bunlar da komutan gibiymiş, değil mi? O kadar şey yapmışlar ki arkadaşlar, bu sahne açık alan ya, grafiği bayağı zorluyor. Bende şu anda 200 FPS var onu ama kayıtta sıkıntı. Evet, buna alışabilirim ama biraz zaman alır. Nereden geldi? Tepede var. Başka var mı? Ona göre yukarı çıktım. Keşke böyle olmasaydı. Aşağı düşmemiz mi? Ha, kendi adamlarımızı öldürüyoruz. Ondan dolayı mı? Mağarayı araştır. Ya da bunlar isyancı mı acaba? Bunlar da mı sanıyor? Bir de Türkçe yamasız oynarız arkadaşlar. Şimdi ben size hikayeyi adam gibi anlayın diye bu şekilde çekiyorum. Bir sonrakinde şey yapacağız. Yamasız oynayalım ya. Bu kadar takılmayı ben pek sevmiyorum açıkçası. Aa, içeri girebiliyor muyum? Oha. Burada bir şey var. Doğal olmayan bir şey. Örümcek olabilir mi? Beni çağıran bu şey mi? Belki dağısı da vardır. Şey çıkmasın da. Lukcum. Aşağıda bir şeyler oluyor. Görünüşe göre importörün burada olmasını istemeyen bir tek ben değilim. Ha, birileri saldırıyor. Yaratıklar var galiba. Yaratıklar yesin bunları moruk. Ben gitmeyeyim. Olmaz mı? Ha yok, olmadı. Niye takıldım ben yeğenim ya? Nereden çıkacağım? Canımız olsun bari. Bu arada bunun canı daha fazla. Nereden çıkacağım? Abiler, ablalar. Çıkamıyorsam ne olacak?
Aa çıktım. Ha basılı tutunca daha yukarı atlayabiliyor. Anladım. Bu arada öleceğiz. Böyle biraz atak yaparsam derken demeye kalmadan öldüm. Göremedim niyeyse. Yeni yeteneğimiz var mı? Püskürtme, hücum. Yok başka bir şey yok. Yani. Tamam tamam. Öğrendiğimiz için. Bak bunlar gitti. Boşluğa basılı tutunca derken siz üçü birden aşağı inmiş. Boşluğa basılı tutacağım. Tamam. Tamam. Bak bu sefer hızlı hallettik. Bir tane daha bir yerden geliyor. Heh. Aa bunlar asilerle çalışıyormuş herhalde. Asi şey değil miydi? Burada taret de varmış. Herhalde bunlar asi ekibi. Sıkışıp kaldım. Bu şey ne bilmiyorum ama içine sıkıştım. Yok et diyor. Ha, bir çeşit balçık gibi bir şey. Buraya gelin falan diyor. Heh sinematik girdi. Hey beni duyan var mı? Haluk sen de kimsin? Seslendiğini duydum, yardıma ihtiyacım var gibiydi. Evet var, beni buradan çıkartabilir misin? Normalde biz öldürüyoruz ama yine de sen bilirsin yani. Hareket etme. Ha bir çeşit bal gibi bir şey o. Balçık gibi bir şey. Ama sert. Kim olduğunu biliyorum. Neden bana yardım ettin? Çünkü yardım istedim. Örümcek dedik ama acayip böcekler çıktı. Hayır hayır o işe yaramaz ama bu yarar. Hayır yapma. Ha bomba mı? Bomba da. Yani oğlum akıl edemedin ya gözümü seveyim. Of yine Jedi koruyacak. Jedi abimiz yine iyisin hadi bak. Yine, hadi yine iyisin. İki defa kurtardık bu adamı bu arada. İnşallah bize kazık atmaz. Ah be kardeşim be. Jedi'ler hakkında yüzlerce hikaye duydum. Korjant'ta küçük bir çocukken onlardan çok korkardım ama sen... Hadi, buradan çıkacaksak birlikte çalışmalıyız. Evet. Burada ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ben şu parlaklığı arttırıyorum. Yoksa şimdi ya. Sanırım bir şey arıyorsun. Ben de öyle. Görünüşe göre güç yollarımızı kesiştirdi. Şansa bak. Bu arada arkadaşlar her zaman şanstan fazlası var. Ben şu an dediğim gibi 300-400 FPS şey yapıyorum, oynuyorum. Ah keşke böyle oynadığım gibi yansıtabilsem ya. İnsanlar 3-5 tane ekran kartı kullanıyor yani. Tabii fark var. Bana başka bir seçenek bırakmıyorlar ama sen saldırmam. Sen benim arkamı kolla, ben de seninki. Görünüşe göre başka seçeneğim yok zaten. Şu alt tuşunu iyi kullanmam gerekiyor. Bana kimin saldırdığını bulabilir miyim? Haa görme şeyleri de var. Bunlar da görüyor. Tamam. Bu şeyler niye bize? Çünkü kızgınlar. Onların evini işgal etti. Mantıklı. Bu şey sertleşmiş gibi diyor. Temas halinde sertleşiyormuş. Yani şunları yok edeceğiz abi. O burada. İmparator'un rastlathanesine yaklaşıyoruz. Demek bu yüzden buradasın. Merak etme, onu yok etmek için buradayım. Bu arada bilmeyen arkadaşlarımız için söyleyelim. Işın kılıcı arkadaşlar
Evet, ışıklı cafcaflı bir şey ama yüksek ısıdan oluşur. Isının, yani ışığın yoğunlaşmış halidir ve biliyorsunuz ışık da ısı yayar. Bu kadar zarar verici olması ve her şeyi kesip biçmesinin nedeni çok sıcak olması. Bu yüzden eritebiliyor birçok şeyi. Savunma sistemi aktif, saat işlemeye başladı. Hey hey hey, ne oluyor? Savunma sistemini falan. Sanırım böcekleri uyandırdık. Hangilerini? Ben onları hallederim. Savun diyor. Şu adamı savunacağız bu arada. Böcekler de öyle bir tasarlanmış ki göremiyorsun. Bu böcekler iğne mi atıyor? Haa, içinden çıkıyorlar. Bak. Yumurtaymış bunlar bu arada. Adamı yiyorlar orada. Ha, bu adam şey yapıyor, bomba mı diyor, ne olur. Şeyler yapıyor, biz onu koruyacağız. Ama bunu bana birazcık daha açık söyleyebilir miyim? Altyazı okumadım gerçekten. Ha, yeter. Ölüm. Başka yok diyorum buraya. Tamam, bitti. Help mi? Yine mi geliyorlar ya? Ben Jedi'lara hastayım. Star Wars evreninde olsam Jedi olmak için biliyorum eğitimleri çok ağır, çok zor. Ama olmak için uğraşırdım ya. Jedi'lık zor, evet, ama ben zoru severim. Arkadaşım yeter ya, gelmeyin artık. Bütün koloniyi katlettik. Yeter mi? Yaptın mı? Yaptın mı kardeşim, yaptım. Hiç sevmedim kelime ya, ağzıma dolandılar. Trekler diyor ya. Karşım, iyisi karşım, eli kuşlarım karşı. Hey 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 hey. Şimdi diğerine gitti. Bu adam mühendis mi ne bu? Şu an bir şey göremiyor olabilirsiniz muhtemelen. Ben de göremiyorum. Bunu dediğime inanamıyorum ama iyi ki buradasın. Onu tek başına yapamadım. Tabii ki de yapamazdın oğlum, şu an ölmüştün sen. Bunlar her yerden geliyor. Emmi oğlu. O zaman bir deprem. Haydi bakayım. Yeter. Yetmedi mi? Yaptım de, ne olur. Biraz yardım lazım. Aga daha ne yardım edeceğim? Oğlum duvarın içinden geliyor bunlar. Yumurtadan çıkıyorlar işte. Görünmeyen yumurtalar. Öldünüz diye umuyorum. Bunlar daha gelecek mi? Şu an var ya, manyak FPS drop girdiyse yandı. Bu arada grafikleri ortadan bazı kısımlarını da düşüğe almak zorunda kaldı. Bu Jedi olayında biraz sıkıntı çıkacak diye. Tamam. Geliyorum. Ya neye geliyorsun hala acaba? Oh oh oh. Bu kapının arkasında her ne varsa böcekler ondan hoşlanmıyor gibi. Hiç tuş falan yok. Bunu nasıl açacağım? Anahtarla. Jedi'ların ya da özel eğitim alanların girebiliyor. Neden sadece güç kullanarak girilebilir? Yani Jedi tarikatını yok eden adamın aslında... I'm telling you that as a boy on Coruscant, you were frightened of the wrong thing.
İlginç. İlginç bir konu. There's nothing dangerous in here. The Emperor's protecting. İmparator kendi çöplerini saklıyormuş burada diyor. Bir çeşit ambar gibi bir yer herhalde, depo gibi bir yer herhalde. Hepsi de değersiz şeylerdi. Antika lan onlar. Manyak. Not all of it. Hepsi değil. Bu bir yıldız haritası mı? I'd like to keep this compass. Bu pusulayı alabilir miyim? Tabii sakıncası yoksa. This place, why would I like to Görevim take burayı it? yok etmek. Neden Because I bana izin asked. vereyim? Çünkü sordum. Thank you. Teşekkürler. I won't stop you from destroying this vault. Ama sadece imparatorluk masum gezegenlere yeterince zarar vermedi. İlginç bir hikaye dönüyor. Birbirimizi bulmamız iyi oldu. Peki şimdi ne olacak? Sen yoluna ben yoluna deyip bu hiç olmamış gibi mi davranıyorsun? Öyle davranabileceğini zannetmiyorum. İçimde hala rahatsızlık var. Elbette içimde bir rahatsızlık var. Kör değilim. İmparatorluğun neler yapabileceğini biliyorum ama başka ne yapabilirim ki? Bir seçim yapmalısın. İsyan mı? Hayır. Daha iyi biri olma seçimi. Güç senin olsun. Valla Luke'cum bir şeyler söyledin de Jedi olmadığımız için anlamadı. Ben bir kahve yapayım ya. Hoş geldin Ajan Miko, Amiral Evim Orta, Vardos'tan bir müşteri talep edildim. The target is Protectorate Gleb, a local official who once mentored both Agent Hask and myself. I don't know how this connects to Operation Cinder, but I have to trust the Admiral. Make the jump to Vardos. Kahvem bitiyor, kahvem. Ah abi ya, keşke uzay çağında doğsaydım ya. En büyük, hayatımdaki en büyük şey galiba. Ufandor'u kurtardım ya. Tabi taş devrinde de doğabilirdim tabi de. Güzel olsun ya. Sanırım ucuları Moff Wright Cinder operasyonu için gerekli olduklarını söylemişti ama hedefin neresi olduğunu söylememişti. Amiral de söylemişti ama artık neden söylemediğini biliyorum. Aa, o adam Inferno ekibindeki o keskin nişancı Cole. Hani Luke Skywalker'ın öldürmediği kurtardı adam. Mükemmel. Bizim yardımı hatırlamıyorum. Hedefimiz var mı olsun? Onlardan biri evet. Neden? Tüm gezegenin içindeki insanlar onlar imparatorluğa sadıklar. İmparator öyle emrediyor. Bunu ve diğer gezegenleri yok edeceğiz. Korku yayılacak ve galaksi kontrolü kimin elinde olduğunu hatırlayacak. Oha. Orası bizim evimiz. İmparatorluk bizim evimiz. Ve imparator ne emrederse onu yaparız. Öyle bir adamdan emir almam. Ondan almıyorsun, benden alıyorsun. İmparator öldü demişti ya. Bu puşlarda bir şeyler var. Uyduları aktifleştirmeni. O Palpatine vardı ya, Palpatine. Yaşlı bunak. O yapıyor. Bak, gezegeni yok ediyorlar. Hemen Vardos'a gidin ve Vekil Gleb'i kurtarın. Görevimiz bu. Bu kadar. Koca gezegeni yok ediyorlar ve sadece kendi adamlarını kurtarttırıyorlar. That is all. Bunun hesabını sorarım dedim. O tiksinme bakışını anladım. Hızlı. Asilere hak verecek galiba. Ajan Hask'ı bağlayın. Onunla acilen konuşmam gerektiğini söylüyorum. Büyük ihtimalle Ajan Hask'a bizi takip etsin falan fistan diyecek. Bir tolu it ya. Babası bu arada. Öyle demişti ya. Babacığım demişti ya. Bildiğin gezegeni yok ediyor adam ya. Var mı lan böyle bir şey?
Abi hem de sucacık oldu ha. Size de yapardım arkadaşlar. Keşke yapabilsem gerçekte. Yapardım size. Kahvesiz olmaz. Evet, ne yapalım biliyor musunuz? Ne güzel Jedi ile oynadığımız bir bölüm vardı. Luke Skywalker'da onu hallettik. Sıcak kahvemizi sonraki bölümde içelim. Zaten haftada bir veya iki tane, şey pardon, iki veya üç tane diyeyim. Belki üçü çıkartırım bir ihtimal. Star Wars videosu atacağız, merak etmeyin. Bir sonraki bölümde burada kaldığımız yerden devam edelim. Ne yapıyorlar? Gezegeni yok ediyorlar. Ve kendi kumandan vekil Gallup mıdır, grup mudur, nedir? Onu kurtar dedi bize. Şimdi tekrar kumandan Verso gözünden oynayacağız ve vekili kurtarmaya çalışacağız. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi günler, iyi günler.